Herkese merhaba. Tekrardan vlog kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte niye vlog çekemediğimi, neden vlogların gelmediğini vesaire vesaire konuşacağımız daha yoğunluklu bir video olacak. Tabii yine vlog şeklinde olacak. Yine bir yerlere gideceğiz falan filan. Gideceğiz. Öyle. Şu anda işte hazırlandım. Sefer'le buluşacağız. Hazırlandım işte. Boğazım biraz ağrıyor. Annem ve babam hasta olduğu için bize de bulaştı abimle. Boğazıma bir şey bağladım. Supradinol diye içtim. Ne kadar yararlı olur bilmiyorum ama içtim onu. Biraz daha iyi oldum herhalde. Şimdi de işte saatin gelmesini bekliyorum. 2.15'e doğru çıkacağız, gideceğiz. Öyle bakın, çok güzel gelişmeler oldu. Haberlerim var size. Onu da ilerleyen videonun ilerleyen zamanlarında söyleyeceğim mutlaka. Öyle bakalım. Şimdi çıkmayı bekliyorum. Şimdi hazırlandım, çıkıyorum. Tabii şu anda hava bayağı sıcak ama ben hasta olmamak için birazcık kalın giyindim. Böyle fular taktım. Kalın bir gömlek giydim. Böyle çıkıyorum. Zaten çok da geç olmayacak dönüşüm. Saçımı da şöyle topladım falan, böyle bir şeyler oldu işte. Bakalım, çıkalım şimdi. Sefer'le buluştuk. Umarım sesim geliyordu. Sefer'le buluştuk. Sarmak'ta geldi. Biraz bir şeyler çalıştık. Boğazım çok ağrıyor. Ondan sonra bir o değişim yaptığımız gereken ürünler vardı. O değiştirdi. Ben değiştiremedim. Hiçbir şey bulamadım. O biraz kötü. Sefer'le şimdi yeni bir şeyler aldık. Bir tane vanilyalı. Süzme yoğurt ve kayısılı. Kayısılı. Bakalım nasılmış. Süzme yoğurt olması şey. Ben vanilyasını çok beğendim. Gayet güzelmiş. Mutlaka öneririm. Ama Sefer'ınki bozuk çıktı ve çok kötüydü tadı. Bence vanilyalı çok daha mantıklı oldu. Mutlaka deneyeyim bunu, çok beğendim bunu. Burası neydi anne? Adam ölür ama. Yöreler yöresel. Yöresel. İkinci yöresel renkler festivali. Festivale geldik annemle. Can kebabı yiyelim dedik. Burada can kebabı varmış. Bütün şeyler var. Bekle. Bir şey. Propolis'in pasteli. Ağız içindeki yaralar, aflar, bir şey değil daha, bademcik falan gibi, onlara çok iyi gelir. Bak bir tane ağzına çiğneme, sadece ağzını yap. Deneyebilirsiniz hanımefendi. Buyurun. Bak şunlar da propolis'ten yapılan yine cilt kremleri. Elin üzerine getirirsen sen. Elin birine sür, öbürüne sürme. Parmağınla. Denemek ister misiniz? Olur. Ne oldu? Çok yoğun bir kirem, o çok fazla geldi. Bana fazla geldi. Az bir şey aldım, komple yüzde yapıyor yani. Yüzde de sürdürüyor. Yüz kreme zaten bu. Güzel. Ya biz yüzde makyaj var düşüncesiyle ele sürdürüyoruz denemek için. Müzik.
Tekrardan merhaba. Biz şimdi eve geldik. Çok güzel bir yöresel, böyle şehirli, her şehrin genelde yani çoğunluk olarak olduğu bir nasıl desem fuardı. İşte yemekleri, kıyafetleri ya da birkaç takıları, makıları, o tarz şeyler satılıyordu. Bence güzeldi. Birkaç biz de bir şeyler aldık. Her neyse. Ben size neden YouTube videoları çekemediğimi ya da çekip asa çektim ve yayınlayamadığımdan bahsedecektim. İsterseniz buradan böyle konuşalım. Şuranın dağınıklığını kusura bakmayın. Şimdi ilk olarak son günlerde video çekemiyordum. Aslında çekiyordum ama yayınlayacak halim yoktu, işte şeyim yoktu. İlk olarak telefonum bozuldu. Hala bozuk. iPhone 4 kullanıyorum. T5'im şu anda bozuk yani. O yüzden de kullanamadım onu. Şimdi de işte onu tamire verdim. Bakalım pazartesi, yarın almayı planlıyorum. Ya da arayacaklar beni. Gidip alacağız. O yüzden biraz Instagram, Snapchat'ten de uzak kaldım. Çünkü bu çok yavaş bir telefon. O yüzden paylaşım da yapamıyorum oralardan. Şimdi neden yoktuğuma gelirsek eğer. Son günlerde biliyorsunuz ben veteriner fakültesini okuyorum. Ve Urfa'da okuyordum. Harran'da. Ve hani geçiş yapmak için çok uğraştım. Birkaç yere başvurdum. Onlar olmadı. Burada da başvurdum ve yedeklerdeydim. Ama yedeklerde olduğum için hani ümidimi kesmiştim işte. Net bir cevap bekliyordum hani oradan. Onlar da açıklamadılar işte, açıklandı olmadı falan. İşte ve bu bir çok büyük stresli bir dönem. Stresli bir süreç. Zaten bunu yaşayanlarınız varsa bunu da biliyordur. Ben bayağı bekledim. Normalde işte 9'unda açıklanması gereken şeyler 23'üne kadar sarktı. İşte biz de son anda hani öndeki yedekler, ben 6. yedekteydim. Önümdeki yedekler hiç arayıp sormamış. Hani hiçbir arayıp sormamış. Birinci ve ikinci aramışlar. Ulaşmayınca da onlar da aramayı bırakmışlar. Sonra da unutmuşlar yoğunluktan dolayı. Sonra da ben okula gittim ve okulda ilk okulu aradık. Başta işte gelsek mi ne olacak falan diye. Hani gittik yani. Hani şansa eğer kötü de olsa bir Burdur Şişi yiyeceğiz de döneriz eve falan diye düşündük. Zaten bir saat, bir buçuk saat, iki saat falan. O çok yakın yani. İşte sonra gittik, bekledik falan. Bir sekreterle falan konuştuk. O da şey dedi hani 5'e kadar bekleyelim. 5'ten sonra eğer kimse aramaz, sormaz ya da gelmezse kaydınızı yapalım dediler. Sonra biz de bekledik. Birazcık dolandık, okulu gezdik. Okulu bayağı büyük ve güzelmiş bu arada. Hani tahmin ettiğimden daha büyükmüş. Çünkü Urfa'daki okul daha minikti. Normalde orası ziraat olduğu için daha oraya göre yapılmış bir yerdi. O yüzden hoşuma gitti yani Burdur'daki okul. Sonra işte bekledik falan. Sonra işte yanına gittik öğrencilerinin. Hani o da diğer şeyleri aradığını söyledi, yedekleri. Ve kimse aramamış ve çoğu işte başka yere geçiş yapmış. Sadece bir tanesi hani işte aramadığını söyledi. Hani hiçbir yere geçiş yapmadığını ve aramadığını söyledi. Hani sonuçta araması gerekirdi ne oldu ne bitti diye. Çünkü ek yedekler açıklanmadı. Hani yedek olduğunu bilmeyen biri olabilirdi diye. Sonra işte kaydımı o anda yaptık ve hani benim için çok şaşırtıcı bir şey oldu. Yani hiç beklemiyordum. Hiç ümidimi kaybetmiştim. Zaten dedim hani kesin tam gideceğim eve. Hani hatta ev aramaya falan başladım orada. Bayağı işte sıkıntılar yaşadık falan filan ama neyse ki sonuç güzel oldu. Yani gerçekten hani kader gibi bir şey yani. Çok şansa yani çok olmayacak bir şey oldu. O yüzden şu an hala bile böyle anlattıkça gerçekten oldu mu bunlar falan diye düşünüyorum. Yani hiç inandırıcı gelmiyor. O yüzden de işte çok stresliydim. Her an her şeyi bekliyordum. Her gün neredeyse arıyorduk işte. Ve o yüzden hiçbir şey yapasım gelmiyor. Sadece YouTube'da değil, ne Instagram'da ne Snapchat'te bir şey içimden gelmedi. O yüzden ben de zorlamak istemedim. Yani birazcık telefon, yani sosyal medya detoksu gibi bir şey oldu benim açımdan. Umarım siz de özlemişsinizdir. Zaten bundan önce birkaç tane daha video koymaya çalışmışımdır diye düşünüyorum. Hani bu pat diye gelen ilk video olmayacak diye biliyorum. Bu kadar. Yani bugün biraz işte gezmeli oldu. Bu arada annemle babam hasta olduğu için ben de bayağı boğazım acıyor şu anda. Onlardan bana geçmiş olabilir. İşte biz de o fuarda şey aldık. Böyle atom çayı aldık. Ihlamur, melisa, zencefil içerikli. Onu yaptım şimdi. O daha iyi geldi ama boğazıma yaktı biraz zencefil. İşte şimdi biraz video izleyip, belki de video editleyip hatta konuşamadım. Sonra da uyurum.
Bu arada okuldaki bir sürü şeyi ayarladım. Hani okul alışverişini falan ayarladım. Onları da sizin için bir gün çekeceğim. Biliyorsunuz ki zaten. Öyle işte, benim videom böyleydi. Umarım beğenmiş sevmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi unutmayın. İnşallah böyle yarın, ondan sonra gün, ondan sonra gün bir sürü videolar çekmeye devam edeceğim. O zaman diğer videolarda görüşmek üzere. Bye bye.